üzerinde egemen olmak, kişinin duygu ve düşüncelerini iradesinin denetimi altına alması, her türlü duygu ve düşünce üzerinde bilincin hakimiyetidir. Neden kendimize egemen olmamız gerekir? Nasıl egemen olabiliriz ve neden tüm insanların bu erdeme ihtiyacı vardır? Gelin konuyu biraz irdeleyelim. Kendimizi bir at yarışında ehlileşmemiş vahşi bir atın üzerinde düşünelim. Start verildikten sonra o atın ilk işi bizi üzerinden fırlatmaya çalışmak olacaktır. Hakim olamadığımız bir duygu ve düşünce de içimizdeki vahşi bir at gibidir. Bizi hedefimize ulaştıramayacağı gibi sürekli şekilde bizlere rahatsızlık verecektir. Japonya'da şöyle bir hikaye anlatılır. Bilgeliğiyle tanınan bir zen ustası varmış. Bir gün bir samuray bu zen ustasını ziyarete gider ve ona cennet cehennem var mı diye sorar. Eğer var ise kapıları nerededir, nasıl gelir? Samurayın basit bir zihni vardır. Sadece yaşam ve ölüm onu ilgilendirmektedir. Öğrenmek istediği cennete nasıl gireceği, cehennemden nasıl kaçacağıdır. Zen ustası samuraya sen kimsin diye sorar. Samuray yüksek bir gururla ben bir samurayım. Samuraylar hayatını vermek için bir anlığına bile tereddüt etmeyen mükemmel savaşçılardır. İmparatorlar bile samuraya saygı duyar diye yanıtlar. Zen ustası alaycı bir tonla şöyle der. Bir samuray mısın? Daha çok bir dilenciye benziyorsun. Samuray bu sözü duyunca acayip öfkelenir, geliş sebebini, cenneti, cehennemi, her şeyi unutur. Zen ustasının başını uçurmak için kılıcını kınından çıkarır. Samurayın kılıcı havadayken Zen ustası sakince şöyle der. Bir kapı var ki öfke, kibir, güç, ego bunlar cehennemin kapılarıdır. Samuray verilen dersi anlamıştır. Kılıcını sakince kınına koyar. Zen ustası sözlerine devam eder. Bir diğer kapı var ki kendine egemen olmak. Bu da cennetin kapısıdır. Kendimize egemen olamadığımız zaman fark etsek de edemesek de cehennemde yaşamaktayız. Belki daha sonra yaptığımız şeye pişman oluyoruz. Ah vah neden yaptım diyoruz ama yaşanmış o anları hayatımızdan silemiyoruz. İstesek de istemesek de hem kendimize hem de diğerlerine zarar vermiş oluyoruz. Kendimize egemen olamadığımızda kendi üzerimizdeki kontrolümüz, bilincimiz ve özgürlüğümüz yok oluyor. İçimizden sanki başka bir insan çıkıyor, bizim kafamızla düşünüyor, bizim ağzımızla konuşuyor, bizim ellerimizle hareket ediyor. Böyle durumlarda asla mantıklı çözümler üretemiyoruz, aklı selim düşünemiyoruz. Aklımıza gelecek ilk soru, neye karşı kendime egemen olmalıyım? Kişiden kişiye değişse de, öfkemize, korkularımıza, endişelerimize, kıskançlığımıza, tutkusal içgüdüsel hazlarımıza, intikam alma, kin besleme, nefret etme ve buna benzer tüm olumsuz duygu ve düşünceler üzerinde egemenlikten bahsedebiliriz. Kimisi bir fare gördüğünde korkusuna egemen olamaz. Kimisi kendisine söylenen her sözün kendisine yapılmış bir saldırı olduğunu düşünüp öfkesine egemen olamaz. Kimisi yemek karşısında oburluğuna egemen olamaz. Kontrol altına alamadığımız, daha doğrusu bizi kontrol altına alan, sağduyulu karar vermemizi engelleyen tüm duygu ve düşüncelere kusurlarımız veya zayıflıklarımız adını verebiliriz. Aristo, haz düşkünü kişiyle kendine egemen olamayan kişiyi aynı kefeye koymaz. Ve şöyle der. Kendine egemen olamayan kişi zararlı olduğunu bilir fakat buna rağmen yapar. Haz düşkünü ise yararını zararını sorgulamayıp hazın peşinde koşan kişidir. Kendine egemen olamayan kişinin en azından kendini teselli edeceği bir yanı vardır. O da kendi kusurunun farkında olmasıdır. Keza kusurunu fark eden, kusurundan rahatsız olan kişi değiştirmeye çalışabilir. Tıpkı bir ebeveynin çocuğunda gördüğü olumsuz bir şeyi değiştirmeye çalıştığı gibi. Diyelim ki bir baba çocuğuyla sinemaya gidiyor. Bir süre sonra çocuğun canı sıkılıyor. Babanın ikazlarına rağmen kontrolden çıkıyor. Yüksek sesle konuşup kıpır kıpır hareket etmeye başlıyor. Arkada oturan bir izleyici durumdan rahatsız oluyor ve babasına "Beyefendi, çocuğunuza egemen olun." diyor.
Bu dört kelimelik emir cümlesinde kendi iş dünyamıza yakın tespitlerde bulunabiliriz. Sinemada egemen olmamız istenen çocuğu kontrol altına alamadığımız öfkemiz, korkularımız veya başka bir kusurumuz olarak düşünebiliriz. Egemen olması istenen baba, içimizdeki olgun tarafı bir iradeyi temsil ettiğini düşünebiliriz. Bir de bu durumdan rahatsız olan bir taraf vardır. Peki o kimdir? Düşünelim ki mikroplar vücuda egemen olduğunda rahatsız olan insanın tüm vücudu olduğu gibi öfke, korku ve buna benzer kusurlar kişiye egemen olduğunda zarar görecek olan psikolojik bedeni ve zihni dengeleri bozulacak olan insandır. Yani içimizdeki kontrol edemediğimiz çocuğu kontrol edemediğimiz zaman, bir kusurumuza egemen olamadığımız zaman rahatsız olan, zarar görecek olan yine biz oluyoruz. Kendimize egemen olmak için öncelikle kendimize egemen olamadığımız zayıflıkları ve kusurlarımızı fark etmek ve bunlara karşı samimi olup kabul etmek gerekmektedir. Kendimize karşı samimi olmak ve kabul etmek çok önemlidir. Keza bazen kusurlarımızı ne fark ediyoruz ne de birisi ikaz ettiğinde kabul ediyoruz. Eleştirel bir yapımız olabilir. Dedikodçu bir yapımız olabilir. Kindar bir yapımız olabilir. Fakat iç gözlerimiz bu kusurlara körse ve kulaklarımız uyarılara sağırsa bunları değiştirmek imkansızdır. Bize egemen olan duygu ve düşünceleri fark edip kabul ettikten sonra ikinci adım değiştirmeye niyet etmektir. Niyetimiz değişimin içindeki tohumdur. Başarımızı niyetimizin gücü belirleyecektir. Ardından adım atmak gelir. Bu adımın yönü çok önemlidir. Felsefe bize her adımın, her erdemin karşısında bir kusur, her kusurun karşısında bir erdem olduğunu öğretmiştir. Aristo'nun formülünü kullanırsak, atılması gereken adım kusurlarımızın aksi yönünde ve tüm gücümüzde olmalıdır. Yani eğer ki bencillik bize egemen oluyorsa tüm gücümüzle paylaşmaya, kıskançlık bize egemen oluyorsa tüm gücümüzle koşulsuz bir güven duymaya, öfke bize egemen oluyorsa anlayış ve hoşgörü göstermeye çabalamak gerekir. Sarkacın bir yönündeyken aksi yönüne doğru hareket etmek için güç verdiğimizde doğal bir şekilde orta noktayı bulacağızdır. Değişim birden gelmeyecektir. Önemli olan ilk adımı atmış olmamızdır. Arkasından disiplinli bir şekilde çaba koymak gerekir ta ki kusurumuza boyun eğdirinceye kadar. Eğer ilk adımı attıktan sonra yeterli disiplin ve çaba koymaz isek kusurlarımız tekrar bize egemen olacaktır. Bundan dolayı kendine egemen olmak için disiplin ve çaba vazgeçilmezdir. Kendimize güvenelim, bize engel olabilecek bezginliklere, safsaklamalara, endişelere mahal vermeyelim. Kendimize egemen olmak veya olmamak sadece bizim elimizdedir. Kendimize egemen olmak için bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim. Bunlardan biri şudur. Kendimize egemen olamadığımız kusurlarımız üzerinde sürekli düşünmemiz, sürekli ilgi göstermemiz bizim bu çıkmazdan kurtulmamızı engelleyen bir durumdur. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise odak noktamızı toplum ve çevre için faydalı işlere çevirmektir. İlgi gösterilmeyen ve beslenmeyen bir şeyin zayıflayacağı gibi odak noktamızın yönünü değiştirip enerjimizi faydalı olan fikirlere ve eylemlere verdiğimizde bize zarar verenleri doğal olarak zayıflatmış olacağız. Diğer bir tavsiye, kendimize egemen olamadığımız kusurlar çoğunlukla çözümünü denemekten korktuklarımızdır. Toplum içinde konuşmak, yalnız başımıza kalmak, bir hayvana dokunmak ve buna benzer şeyler olabilir. Korkularımıza rağmen cesaret edemediğimiz şeylerin üzerine gidersek, bunların çoğunun kafamızda aşırı büyüttüğümüz korkular olduğunu fark edeceğiz. Korkularımıza rağmen korkularımızın üzerine gittiğimizde bir sabun köpüğü misali bunlar dağılacaktır. Diğer bir unsur, bir şeyleri değiştirmek sadece değiştirmek istediğimiz şeyin üzerine irade koymakla mümkündür.
Eğer irademizi değişmesini istediğimiz bir kusurumuzu üzerine koyarsak elinde sonunda egemenlik kazanacağızdır. Sıra en önemli soruya geldi. İnsanların kendine egemen olması neden bu kadar önemlidir? Dünyadaki sorunlara bilim adamları, siyasetçiler, düşünürler birçok çözüm önerileri getirmekteler. Felsefe çalışan biz aktif felsefe klasik tarzda filozofların da bahsettiği gibi sorunu da çözümü de insanda görüyoruz. Confucius'un dediği gibi eğer ben değişirsem benden örnek alan ailem değişir. Ailem değişirse ondan etkilenen şehrim değişir. Belki o zaman dünyayı değiştirebilirim. İçimizdeki olumsuz bir güce egemen olmak, onu dönüştürmek hem kendimizi hem de bizle iletişim halinde olan birçok kişiyi olumlu etkileyecektir. Suya atılan küçük bir taş, tek bir noktadan başlayarak dışarı doğru yayılan daireler oluşturduğu gibi bizim oluşturduğumuz güzel etkiler de yavaş yavaş yayılacaktır. Herkese kendine egemenlik kazanacağı zafer dolu günler diliyorum.